Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kale seramik hisse senedinin teknik analizi inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar bugün sabah saat 9'u bir geçe bir kap haberi geldi. Kale seramikle ilgili. Gelen kap haberinde şöyle yazıyor arkadaşlar. Irak pazarında Seramik kaplama malzemeleri sektöründe üretim yapan şirket yönetim kurulu tarafından Irak Bağdat'ta 1 milyar dinar Irak dinare sahip Elsa'da porselen ve seramik kaşı limited şirketi ünvanlı şirketin sermayesinin %49'unu 588 bin dolar karşılığında şirketin mevcut ortaklarından ilgili kişiler tarafından satın alması suretiyle ortaklık ile şirket sahipleri şirket pay sahipleri ile hissedalık sözleşmesi imzalasına karar vermiş olup sözleşme ayın 8'inde imzalanmış. İş bu sözleşme hükümleri uyarınca devir alınan paylar ile birlikte sağlanan imtiyazlar ile şirket El Sadaf yönetim hakimiyetine sahip olacak ve devir sonrasında ise El Sadaf tarafından 10 milyon Amerikan dolarına kadar yapacak sermaye artımına şirketimce mevcut ortaklar ilgili kişilerin %5 paylar arkadaşlar yazıyor burada ile beraber şirket sermayesine sahip paylar oranda katılacaklardır diyor. Satın alma sürecinde yatırımcıların yanıltılmaması ve şirketimiz pazarlık gücü gözetilerek hisse alım anlaşması imzalanıncaya kadar 9. ayın 14 tarihli YK kararı ile ilgili açıklama ertelenmiştir diyor. 8 Aralık Merkez Bankası döviz kuru referans alınmıştır diyor. Yani burada yüzde %49'luk bir payı alarak aslında Kale Selamik Irak'ta da pazara açılmış durumda. Daha önce var mıdır açıkçası bunu bilmiyorum yani Irak'ta da yapıyor mudur de. Ama bununla da gayet güzel bir şekilde ortaklık almış arkadaşlar Irak pazarında da. Gerçekten sevinçli bir haber. Şimdi gelelim teknik analizine. Dostlar aslında bu şimdi teknik analizinde biz e, bu, bu sabah bu KapaB alınca gerçekten de ben dedim ki biraz böyle bir artacak. E, belki %3-%5 arasında pozda kapatacak. Ama maalesef arkadaşlar yani bugün endeks o kadar kötü bir kırmızıdaydı ki e, bizim normalde Kale Seramik hisse senedimizin geçen hafta biz analizini yaptığımızda şuraya bir nokta atmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. 74.95 burasının en azından burada kapatması gerektiğini ya burada kapatmalı. Burada kapatırsa çok iyi olur. Çünkü yukarıdan gelen bizim 14 Kasım'dan gelen bir inen ara trendimiz vardı. Bunun üstünde aslında bir önceki gün Cuma günü burada dedi Tam böyle sınırda. Bugün de burada kapatırsa çok güzel olur demiştik. Ki baktığın zaman kağıdımız 77 seviyelere kadar gelip iğne atıp 7605 desteğini de aslında baktığımız zaman aslında şu nokta itibariyle burayı da geçti. Ama arkadaşlar endeksimiz o kadar kötüydü ki bizim kağıdımız %3.5 %4 pozitiften %-4.5'lara kadar indi ve kapanışımızı yine yükselen yani pardon yine inen yolumuzun altında kapattı. 71.15 desteğimize hemen hemen eşleyebiliriz. Normalde baktığımız zaman bu hisse senedimizin bugün normalde bu arada kapatacağı hatta hatta daha da yüksek yukarı çıkmasını ben öngörüyordum. Yani tahminim olarak bekliyordum. Çünkü normalde çok uzun süre uyuyan bir kağıttı. Yani daha doğrusu düştükten sonra uyuyan bir kağıttı. Ama bu taraflarda kapatmadığı kötü oldu açıkçası. Bizim bir de şu aşağıya bakalım. Şey telefonu evet. makdi RSM'imize bakalım arkadaşlar. Maddi araştırmamızı görüyor musunuz? Yani günlük bazda tam burada e, çizmiştim hatta buraları. E, cuma günü burayı tam sınırdaydı. Pozitif yapıp tekrar negatif yaptı. Yani Bugünkü iyi olmadı. Burada hatta kırdıydı tekrar kırdı. Yani baktığım zaman hatta şöyle göstereyim daha anlaşılır bir şekilde olur. Tekrar kırdı. E, tabii ki bu, bu bu şekilde gidecek değildir arkadaşlar. Sonuçta bir yatırımın yapıldığı şirketin canlı olduğu anlamına geliyor. E, bu yatırımlar zaten ilk başta bunlar tepki alımı olarak kağıdı arttırır. Arkasında yatırımlar ileriye dönük orta ve uzun vadeli kağıda e, katkı sağlar iyi de yönetilirse bu süreç daha da güzel olur diye tahmin ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman normalde düştü. Tabii ki bu sıkıntı. Biz yarın aslında odaklanacağız artık. Yarın bizim 71.15'in altında bir kapanışı özellikle 70 pardon özellikle 69.90 şuradaki kırmızı çizgimizin altına sarkmaması gerekiyor. Eğer altına sarkarsa iş tabii ki bizi 69'a 66'lara kadar çekme ihtimali söz konusu. Eğer ki endeksimiz iyi olursa bizim kağıdımızı böyle bir pozitif yaparlarsa o zaman iş tabii ki daha güzel olur. Yarın odaklanacağız arkadaşlar. Bu burası odaklanacağız. Daha doğrusu bizim bu inen çizgimizin tam bu 71.15 çizgisine kadar gelen köşeye kadar sıkışıklığını takip edeceğiz arkadaşlar. Yani bu salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani bu hafta cuma sonuna kadar, cuma akşamı kapanışına kadar kağıdımızın en azından buralarda bir seyri bile olsa sıkıntı değil. Yani şuradaki iki mum gibi de olsa sıkıntı değil. Ama hızlı bir şekilde aşağı iner 69-90'ın aşağısında bir kapanışları görürsek o zaman 69-20 ve arkasından da 66'lara doğru sarkabilir. sarkar mı sarkmaz mı onu bilemem ama 4 saatle bir bakalım 4 saatlik bize ne söylüyor maktayımız sarkmayacak gibi duruyor. Yani pek fazla bir sarkma söz konusu olacağını düşünmüyoruz son 4 saatlik baktığımız zaman. Kağıdımızın normalde 4 saatlik periyotta pozitif 3 tane yakıp negatif 3 tane yakması. Hale sayımızın halen kırmaması yani şu şekilde bir kırılımı yapıp arkadaşlar tekrardan negatif bölgede kırmaması güzel. Ve tabii ki 0-0.52'nin aşağısında kapatlaması güzel bir aslında sevindirici en azından Bugünkü endeksin yüksek düşüşünden payını aldı ama en azından bunu yapmadı. Bunu yapmadı. O zaman ne yapar? Biz önümüzdeki yani yarına odaklanacağız. Bu hafta sonuna kadar odaklanacağız. Öyle söyleyeyim. Bizim normalde baktığımız zaman aslında pek fazla da bir şey kalmadı. Yani bunun üzerine bir kapatmayı, bir zıplamayı bir yaparsa kağıdımız gayet güzel bir şekilde getiri sağlayacaktır. Bizim tahminimiz bu endeks eğer bugün pozitif şekilde cereyan etseydi, kağıdımızın yüksek bir şekilde hızlıca artacağını bekliyordum açıkçası. Ama yani öyle bir endeks oldu ki arkadaşlar aynı alan kağıtlar arasında. Yani bizim artacak dediğimiz kağıtlardan bir tanesiydi maalesef artmadı. Çünkü gerçekten de böyle bir haber bekliyorduk. Böyle bir habere ihtiyacımız vardı bu kağıtta arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere kısaca Aleyhisselamlik ile ilgili hem gelen kap haberi hem de teknik analizine kısaca değinmeye çalıştım. Takip ediyoruz arkadaşlar kağıdımızı. Sizlerden çok talep geliyor ve bu talebimize itinaden kağıdımıza takip ettiğimiz, çok yakından baktığımız kağıtlar arasında yer alıyor. Umarım güzel yerlere gelecektir. Bu sıkıntılı süreçler, zamanları atlatacağımızı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.